Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Dün biz gecelere kadar ev işlerimizi bitirmeye çalıştık ve bitti. Kılıflarımı yıkamıştım ya, koltukların bütün kılıflarını yıkadım. Öyle temiz oldu ki makinede. Daha önce hiç yıkamamıştım, hep elimde siliyordum. Çok iyi oldu makineye atmak. Yerleştirirken de hani kılıfları çok zorlandık. Üçümüz bir elden yerleştirdik. 3 saat falan, 2-3 saat sürdü onları, evet, değil takmak mi? Etmek. Bir de yanlış takıyoruz, çıkartıyoruz. Yapboz gibi olmadı. Şu şunun da, şu bunun da derken uzun sürdü. Şimdi orayı da gösterelim. Bu arada Mia Linda'nın da hep yatağını kaldırdım, çektik. Her yerin, gardıropların arkaları, her yeri tertemiz yaptık. Buradaki oyuncak dolabını da çıkarttım. Çıkarınca da daha bir ferahladı burası. Oyuncakları da aslanın odasına aldık. Dedim ki burada oynasınlar. Şöyle göstereyim, bakın. Bunların altlarındalar. Bunların içlerini de hep sildik. Ya yani güzel bir temizlik oldu. İşte camlarım silinecek, kapılarım, banyolarım. Onun için de yardımcı ablamız gelecek inşallah. Caner'e de burada bakın bir alan yapmış olduk. Bu arada şu halılarımı da göster aşkım. Bunlar da gidiyor. Yıkamaya şuna, mı? Evet, yeni ben, bir dakika, ya. 7 senedir evliyiz. Hatta 8 senedir. Ben böyle temizlik görmedim. Yani bu yılın temizliğiydi, ben söyleyeyim. Ya sabahtan başlandı, gece saat 1'de falan bitti yani. Ama temizlik çok güzel oldu içindesinde. Bakın. İşte burası da benim. Burayı aldık ve sapasağlam, hiç düşmez. Çok güzel yapmışlar. Çocukların bisikletleri falan da burada işte. Oraya fazlalık, işte benim eşyalarım, senin fazlalıklarını koyabiliriz. Evet, çok güzel oldu orası da. Şimdi salonu göstereyim, koltuğu. Ay öyle içmesinde ki yıkamacı gelse sadece böyle su tutuyor, temizliyor ama süngerin içine de gidiyor sanki, o pislik gibi geliyor bana. Efendim annem. Böyle. Şunlara kadar yıkadık. Böyle tertemiz oldu. Özellikle de şurası, Caner çok kirliydi. Böyle. Burayı da böyle yıkayınca çok içmesinde. Halılarımı sermeyeceğim. Biraz daha dursun. Mira'nın halıları tam kurumadı. Onlar dışarıdalar. Kurduklarında işte temizlik de tamamen böyle ev temizliği bittiğinde de halılarımızı sereriz. Biz de şimdi Karşıyaka'ya gidiyoruz. Meryem de okulda. Aslan da babaanne Toş'la beraber kalacak. Evet, bugün Aslan'la beraberiz. Şimdi ona meyve suyu sıktım. Mandalin, yan komşumuzun bahçesi vardı, verdi. Tazecik o mandalinler. Evet, çıtır dalında. Çıtır yaprakları ya. Çok da güzel tadı. Bu arada annemin de koltuğu eksikti. Aman koltuğu diyorum. Yatak. Yatağı eksikti. O gelecekmiş. O yüzden o da evde bekleyecek. O yüzden. Yoksa ben de gelirdim bugün de. Onu beklemek zorundayım bugün. Ben de gidiyorum kıyafet bakmaya. Kendim açılışa bakalım. Ne beğeneceğiz? İnşallah güzel bir şeyler vardır. Herhalde. Kıyafetim olmuşum bak canım. Kalpli böyle çorap giydim, siyah ayakkabı giyeceğim şimdi, böyle kombinledim. Bir zamanlar cici kızlar vardı, cici kızlar giyerdi böyle diz altına kadar çoraplar ya. Kalpli. Aynı eski şeyler geldi gene, evet, moda. Evet, böyle kombinledim. Çok bir siyah oldu. Çanta. Evet, artık gidelim mi Caner? Hadi Karşıyaka'ya gidiyoruz. Tuğba'ya kıyafet bakacağız, işim biraz zor arkadaşlar. Ya. Hadi bakalım gidelim. Biz gidiyoruz. Aslan yine süpürge almış eline. Hadi oğlum temizle sen. Ay anne, hava da sıcak bayağı yine. Sıcak ya, baksana daha kolsuzlarlıyım. Evet, anneme bakın. Dayanamıyorum, hala sıcak. Evet, olmazsa şey çıkar anne üstünü. Çünkü terler iş yapıyor ya şimdi, işleniyor ya. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Hadi siz gidin, aklınız kalmasın. Hadi gidin. Hadi sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Gidelim. Biz çarşıya geldik. Yine şansıma lokma var Caner. Ne diyor? Güzel, şaşırttın beni. Canım istemedi bu defa. Sıcak ya, Allah hava. Kabul, Allah kabul etsin inşallah. Çarşıya minibüsle geldik. Minibüsle gelmek öyle rahat oluyor ki Karşıyaka'ya arkadaşlar. Evimizin önünden bizi alıyor. Çarşının içinde de indiriyor. Çok kolay, çok pratik. Ne otopark derdi var. Ya ne? Buraya bir kere arabayla geldik. Ya 1-2 saat park yeri aramıştık. Evet, o yüzden çok iyi oldu ücretli böyle. Ücretli otopark da yok burada. Aynen, yani yer bulabilirseniz arabanızı park edebiliyorsunuz ama yer de yok. Çok kalabalık oluyor. Böyle stressiz, sıkıntısız hallettik yani. Geldik şimdi, çarşıdayız. İlk önce hemen bir Koton'a gireyim. Koton'a geldik arkadaşlar. Dedim ya burada daha çok çeşit var diye. Burası şimdi alt katı. Şöyle bir tişört ama bu beni öyle bir yakar ki. Lacivert bir pantolon. Nasıl? Aşkım kısa ama fena değil. Bir yukarı da gezeriz. Bak onun eteği var galiba şurada. Evet, eteği. Hadi şort etek ol. Evet, bu da şort etekmiş bak. Evet, bunun o da olabilir bak, şöyle. Bak bu gerçekten güzel Tuba. Değil mi? Denemek lazım. Deneriz. Yukarı şort... da bak da. Yukarı da bakayım. Şey düşündüm. İçime bunu giyerim. Üstüne şu lacivert pantolonu. Bir de onun şurada ceketi var.
lacivert. O da ceket. Bu da güzel. Tamam. Annem de demişti sonbahar renklerinde giyin istersen. Şöyle tarçın. Aslında bu da çok güzel. Caner gitmiş. Yeleği de var. Böyle pantolonuna bakayım. Aa güzelmiş. Dur şimdi gidiyorum ben de yukarı. Oo Caner burası kırmızı kırmızı olmuş. Cumhuriyet'in 100. yılı ya. O yüzden böyle kırmızı renkler ağırlıkta. Ay yelek de güzel ama işte ben kırmızıyı çocuklarda seviyorum. Kendimde sevmiyorum. Hamilton. Aa o da güzel. Siyah beyaz aslında güzel olur değil mi? Ben şimdi bakayım burada. Bayağıca bir çünkü çeşitli ürünler var. En son kabinde artık neler seçtiğimi görürsünüz. Şöyle bir denemeli yapayım size de. Aa elime sığmıyor artık. Ben bayağı bir şeyler beğendim arkadaşlar. Şöyle şimdi deneyeceğim teker teker. Nasıl ama rengi? Bakalım üzerime yakışacak mı? Nasıl? Vay vay vay. Kahverengi. Yok olmadı. Değil mi? Olmadı. Rengi olmadı. Ben de çok beğenmedim böyle. Baksana hep tam da hani kombinlenmediği için de böyle duruyordu da ama yok yani erkek şey gibi. Değil mi? Olmamış. Ara pembe çok güzel olmuş ya. Nasıl olmuş? Gülhan Bey'i gibi olmuşsun aşkım. Pantolonlar inanılmaz rahat ama ceketler sıkıntılı. Buna da mı bay bay? Kıyafete de bay ya bu bay. Şey takım olmuyor kadınlara ya. Gülhan Bey'i gibi oldum baksana. De facto'ya geldik yine beğenemedim. Ama dedim ki yine de size bir göstereyim. Takım o kadar rahat ki gerçekten yumuşacık. Ben böyle bir ceket, bir pantolon daha önce giymedim sanırım. Böyle yumuş yumuş bir dokusu var. Pantolonu böyle ama bu da olmadı arkadaşlar. Bu renk tonları bilmiyorum bana yakışmıyor. Böyle cıvıl cıvıl olması lazım. Pembe, parlament mavisi, zümrüt yeşili o tonlar güzel oluyor. Böyle turuncu bile olur. Turuncu da yakışırdı ama yok yani. Şöyle şu tonlar var. Aradığım kıyafeti bulamayınca şöyle yemek yemeye geldik. Bu da bayağı bir büyükmüş aşkım. Ha. Ben bu aralar kilo almaya başladım yeniden bu arada arkadaşlar. Çünkü akşamları acıkıyorum ya, yiyorum. Tutamıyorum kendimi. Ne güzel kilo veriyordum ama durdu. Şimdi başka yerler var gezecek. Oraları gezeceğiz yemek yedikten sonra. Bir de aklıma çok güzel bir renk geldi. Lila. Keşke bir lila takım bulsam. Çok severim öyle canlı canlı renkleri. Bu arada Mira'yı da okuldan alma vakti geliyor artık. Alarmımı kurmuştum ben unutmayalım diye dışarıdayken çünkü böyle kıyafet falan bakıyoruz ya unutur ederim diye. Öyle bir yemeğimizi yiyelim. Birkaç yeri daha gezelim sonra gidelim artık bulamazsak. Yapacak bir şey yok. Çocuklar! Mira! Ne aldım ben sana? Ne istiyorsun? Anam 3 çocuğum da dışarıda ya. Bak Luna, Aslan, Mira. Anne, kızım. Luna'yı dışarıda bırakmıştım. Luna da burada yavrum. Bak bak bak. Aslan, sen saçlarını mı taradın ha anne? Bak bak yandan ayırmış babaannesi. Oy güzelliklerim ne yiyorsun Mira sen? Saçların çok güzel olmuş. Bugün dedesi aldı, babaannesi aldı Mira'yı okuldan. Bak öğretmen ne güzel yapmış saçlarını. Ay ay ay. Ay özlemişler birbirlerine. Ne istiyor? Gel annem. Gel ben de seni öpeyim annem sarı kuşum. Ay dur. Aslan gel. Aslan da getir bakayım. Hmm, çok özlemiş. Oh oh çok güzel bunlar. Bal. Bal kaymak bunlar bal. Bak bana getirecek Aslan'ı. Gel gel Aslan. Aslan'ı bana getiriyor. Getir 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 ha. Tamam. Aslan'ı yatırdı bir öpüyor bir öpüyor. Özlemiş ama. Herhalde. Aslan. Ay bebeğim. Aslan'ı bana getir dedin. Özlemiş bizi. Bugün biz almadık ya okuldan. Ne yaptı anne siz alınca Mira? Arabaya bindi. Ondan sonra babam nerede? Annem nerede? Ya. Dedik alışverişe gittiler. Gelecekler şimdi. Ben tamam. Alışverişe gittik. Ya. Tamam. Ha, ne aldık ne aldık sorma. Bulamadın mı? Ya bir sürü şey denedim de hiç olmadı ya. İçine sinmedi. Sadece bu çantayı buldum aldım arkadaşlar. Baba. O da geniş diye aldım. Bakın içinden ne çıkacak bunun. Bu da büyük diye aldım. Çocuklarla iyi oluyor büyük çantanda. Böyle bak karnı da. Bak bunda çiğ köfte var. Hadi bakalım çiğ köfte partisi yapalım mı? 70 liraydı kilosu. Aa, valla çok uygun. Ay Allah'ım dedesi de para vermiş. Bize gösteriyor aslan. Ay ne bilsin yavrum benim. Hadi. Hadi. Al Mira sen ablasın. Çikolata almayı hadi.
Hadi gelin markete götüreyim sizi. Ben. Hadi ya. Bakalım. Ay yavrum. Ay Caner. Kıyamadım ya. Gelmiş bize gösteriyor. Yavrum. Ne alacaksın paranla? Ne alacaksın? Çikolata. Hangisinden? Sürpriz çikolata. Yorulmuş mu okulda bugün? Anne. Evet. Sürpriz çikolata. Tamam alalım. Yine süpürge gördü. Dayanan dayanamıyor ya. Mira da bak. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Anlaşıldı. Bugün İngilizce öğretmeni gelmiş Caner. Oh baby shark eat to cut. Baby shark eat to yap. Baby shark eat to yap. Baby sharklı çorap buldu. Bakalım olmaz ki annem bunlar sana. Küçük. Hadi. Ne istiyorsunuz? Hadi seçin. Evet, peynir canım. Bu da zaten peynir. Baba, ay çok ağır. Ver parayı. Parasını ver. Hemen veriyor. Yavrum. Tamam, açacağız şimdi. İkişer tane. Bir tane sürpriz yumurta sana, bir tane sürpriz sana. Bak, açtı beni. Tamam, evde açıldı. Ne yapıyorsun? Biliyorlar. Ha bak bak verdi. Ne alacaklarını çok iyi biliyorlar. Biz bu peynirden de alıyoruz çocuklara da. Aslan onu aldı. Evet ödevimizin başına oturduk artık. Çocuklara değil bize ödev veriyorlar. Böyle pet şişe. Horoz yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Miralim de kağıt kesiyor. Oynamaya gitsin diye çocuğu okula gönderdik. Bize ödev veriyorlar ya. Çocuk bunu nasıl yapacak? Vallahi yapamaz. Nasıl yapacak? Pet şişeyi kesecek. Ama bu ortak çalışma yani. Anne babayla ortak çalışması. Sonuç böyle. Şöyle göstereyim. Böyle olacak. Aferin sana. Bana da bir makas lazım. Aferin. Oğlum da çizim yapıyor orada. Aslan'a da göstereyim. Heh. Aferin annem sana. Heh. Çiz. Anne senin makas vereyim de. Benim makasım var bir tanem. Anne bu benim mi? Hangisi? Bu benim mi kuska? Evet bu senin. Sana aldık ya bunu marketten. Evet benim. Çok yaşa. Horozumuz tamamdır. Nasıl olmuş Caner? Çilli bom bom. Bak ayaklara bak, patilere bak. Pık 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 pık. Mira sana geliyor. Pık 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 pık. Kanatları da var böyle. Yarın okula götürürsün, tamam mı? Güzel olmuş mu? Beraber yaptık kızımla. Çok güzel oldu böyle. Yarın da videomuza kaldığımız yerden devam edelim ama biraz moralim bozulmadı da değil arkadaşlar. Onlarca kıyafet denedim. Gerçekten hiçbir içime sinmedi. En sonunda diyeceğim ki yani ben de bir gardırobumdan giyeyim. Adımı yazıyorum ben. Aferin sana, adını mı yazıyorsun? Bayağı bir gelişme var mı yerinde maşallah subhanallah. Bir de optimuma gitsek mi acaba canım? Yani ben bugünden sonra yarın gidemem. Biraz enerji toplamam lazım. Hani böyle sadece denemeli kıyafet alışverişi de olsun istemiyorum şimdi. Hani siz de sıkılmayın. Artık aldığımda gösteririm Caner değil mi kıyafeti? Biz yine araştırmaya devam ederiz. Aldığımda da göstermiş olurum. Yarın da videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. O zaman ne yapıyoruz? Birkaç saniye sonra yeniden görüşüyoruz. İkinci günden günaydın. Aslan ilk defa sakız çiğniyor. Bak. Ay, sevdin mi oğluş? Nam 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 nam. Babaannesinin de kucağından inmiyor. Buradaymış. Şey, Aslan. Emekliyor. Şimdi kahvaltı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben bugün tahlil... Aslan nasıl çıktın oraya? Tahlil sonuçlarımı alacağım. Bakalım sonuçlar ne. Bir de kış bahçesinin koltuğunun kılıfları olmuş. Onları alacağız. Sonra bugün mutfak halısını, koridor halısını halıcıya vereceğim. Bugün çok iş var. Evet, başka ne vardı aşkım? Kulağım var. Kulağım var. Kulağı bozuldu Tuğba'nın da. Kulağımı tamir ettireceğiz. Evet, kulağım duymuyor arkadaşlar. Benim böyle... 2 senede bir oluyor mu? Oluyor. 2 senede bir. 1 senede bir oluyor. O yüzden temizletmek gerekiyor. Kulağım bir kere benim yıkandı. Çok küçüktüm. O zamanlar da teknoloji bu kadar yok ya. Kettle'da su kaynattılar. Sonra böyle şırıngayla kulağıma su gönderdiler. Böyle aksın temizlensin diye. Onda o gün bugündür benim kulağım hep böyle ara ara tıkanır arkadaşlar. Duyma kaybı yapıyor. Evet işte. Sonrasında bir daha gittik doktora bu yıkandıktan sonra.
Dedim ki kulağım iyi olmadı hani, daha kötü. Bu sefer dedi ameliyat olman lazım. O zamanlarda biz tabii güvenemedik. Ben dedim yok ameliyat falan olamam. Yani öyle bir durumu var çocukluktan kalma. O yüzden bir kulak burun boğaz doktoruna da gideceğiz. Ne oldu? Buradayız biz. Sedemet beni. Hadi bakalım aşkım. Annem mamalar yapıyor sana. Ne koyayım içine? Pul biber istiyor mu? Ya koy. Ama sabah annem yemez pul biber. Ha doğru. O zaman karabiber. Kendini herkesi kendin gibi sanıyorsun. Acı oldu mu? Aa, tadını alamıyorum artık. Çok gazlıydı. Bizim evde pide misafir geliyor. Pide yiyecek. Acı biber veriyoruz. Normalde pul biberler böyle artık acı olmuyor biliyor musun? Evet. Tatlı oluyor. Girip atıyorlar, biraz yanıyorlar. Bize söylemeyi unutuyoruz. Şey yaptım ben Tuğba benim evde. Hatta benim videomda da var, yağlı turşu yaptım. O nasıl oluyor? Anam geçen gün bir açtım, yenmiyor. O kadar acı sana vereyim onu. Aha bana göre. Yağlı, zeytinyağlı, sirkeli turşular. İki kavanoz böyle. Nasıl yaptın onu? Ay kurumuş çok güzel. Bir bardak su, bir bardak sirke, bir bardak zeytinyağı, kaya tuzu. Kaynatıyorum. Sonra o acı biberleri içine koydum. Bir de ben yarım kilo tatlı, yarım kilo acı yapmıştım. Ama zehir inmiyor. Tam bana göre. Tam sana getireyim. Getireyim tamam, sana bana getir onu sen. Evet. Annem de burada bu arada. Bizimle beraber. Onu evet, da yatak gelecek benim de. Gelemedi. Bekliyorum. Pazartesi gelecek dediler. Şimdi çarşambaya çevirdiler. Bekliyoruz artık burada. Bekle, çocuklara da iyi oluyor. Evet evet, sabahleyin erken kalkmak. İnmiyorlar. Baksanıza kucaktan. Miral'in de okulda. Bırakayım. Aslan durmuyor. İlle beni arıyor. Heh. Bak kene gibi yapışıyor. Biz de kahvaltıyı yapalım da evden çıkacağız. Kılıfları almaya gideceğiz. Oradan doktora gideceğim. Tahlillerimi alacağım. Oradan başka bir doktora kulağım için gideceğim. Allah. Ay arkadaşlar öyle bir rahatladım ki. Şimdi doktordan çıktık. Hakikaten sağlık gibisi yok. İlaç da yazdı bana. İki kulağımı da temizledi. Yani böyle biliyorsunuz temizlerken böyle... Oluyor ya Caner böyle evet. Hani makine çekiyoruz. Artık suyla yapılmıyor. Makinelerle böyle çekiliyor. Çektikçe de kulağım böyle öyle kaşınıyor ki. Çok güzel oldu ama yani. İkisi de açıldı ve kesinlikle de su kaçırmamam gerekiyormuş. Hani denize de gidiyoruz, havuza da gidiyoruz. Kulağımı tıkamam lazımmış aşkım. Şimdi de koltuk kılıfçısına gidiyoruz. Yapmışlardı kılıfımı ya, onu alayım. Bu arada bir doktordan çıkıp bir doktora gitmiş olacağız. Bu hafta hep böyleydi gerçekten. Tahlillerim, evet testlerim çıkmış. Onun sonucunu doktora göstermek için gidiyoruz şimdi başka bir yere. İnşallah iyi çıkmıştır ya sonuçlar hani. Bakacağız. Kılıflarımızı alıp sonrasında diğer doktoruma gideceğiz. Ay çok güzel olmuş ya. Çok beğendim. Kumaşı böyle bunun kalın. Eve gidince hemen bakalım, geçirelim nasıl olacak diye. Gerçekten güzel olmuş. Rengini de iyi ki bunu almışız yani, gri almamışız. Bu her şeyle uyar arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi diğer doktoruma. Ne buldun bakayım sen orada? Biz kendimiz oyuncakçıda bulduk. Mira'yı bunu alacağım. Nasıl sevinir? Dur Baby Shark'la hem de. Ay küçükken çok oynardım Caner ben bunlardan. Hı. Ama çok zor geçiyor bunlar da. Aslında da. Minik bir top. Futbol topu. Sonra ben de Mira'ya şöyle balıkları çok seviyor ya. Dedim ki bunlardan alayım. Ama Mira bayılacak. Aslan da çok sevecek bu topu bak. Buranın caddesinde çok güzel meyveler, sebzeler oluyor. Dayanamadık. 33 lira. Muz aşkım. Güzel. Ispanakların güzelliğine baksanıza. 10 lira kilosu. Bir Migros'a girdik. Migros'a girdik. 70 lira domatesin kilosu. Dereot maydanoz alacaktım bugün, dolma biber yapacağız. 9 lira tanesi. Burada ben 4.75'e aldım. Bir tane daha alalım. Hem yemeğini yaparız hem böreğini yaparız değil mi aşkım? Olur. Güzel vallahi. Bak. Annem de bizdeyken. Evet evet, annem de bizdeyken güzel oldu. Hadi alayım şunu da. Sebze alışverişini bitirdik. Aslan'a futbol topu şöyle ufak beğenmiştik ya diğer tarafta. Onu almadık. Dedik ki büyükten başlasın. Ha şöyle futbol topu aldık oğluma. Mira'nın zıpsupunu da buradan almıştık. Geldi mi oğluşun futbol topu? Anam çok güzel. Koy o da aşkım poşet. Poşet de doldu ha. Koyma koyma, direkt at içine. Doktora geleceğiz dedik. Evet. Alışveriş yaptık yani Tuğba. Tahlil sonuçlarımı aldım arkadaşlar ve değerlerim bayağı bir yüksek çıktı. Antibiyotik tedavisine başladık.
Ve bir poşet dolusu da burada ilaç var. Sonrasında kanımda yağ çıkmış. Kan değeri yüksek çıktı kanımda. Ben annemi biliyorsunuz ki aniden beynine fıtı atması sonucunda bir gecede kaybettim. O yüzden de böyle çok korkarım yani. Hani ihmal etmemek de lazım. Böyle ara ara kan vermek lazım. Kanımda enfeksiyon çıktı. Ay vallahi ne oldu böyle? Korkuyorum da ya. Gelmek mi lazım, gelmemek mi lazım? İnsan böyle daha çok endişeleniyor ama sağlık içinde tedavi olmak lazım. İşte annem de böyle ihmal ediyordu biliyor musunuz? Tansiyonu vardı, yüksek tansiyonu vardı. İlaç almıyordu. Böyle sürekli kontrollerine gitmiyordu. İhmal ediyordu kendini. İşte bir anda böyle beynine pıhtı atıp kaybettim onu. Takviye edici ilaçları verdi yazdı doktor. Demir için de demir eksikliği varmış. Onun için de bir ilaç verdi. Demir, çinko ilacı verdi. Hep takviye edici ilaçlar, antibiyotik. Böyle aldık ilaçları. Şimdi eve gidiyoruz. Mire'yi alalım mı? Almayalım bence. Erken alınca da çıkış saatine doğru İngilizce öğretmeni geliyor. Öğretmenimi kaybettim. İngilizce öğretmeni gelmedi bugün diyor. O yüzden İngilizce dersini de bir atlatsın, sonra alırız onu da. Biraz moralman düştüm. Niye? Çünkü çocuklar var ya aşkım yani. İnsan çocukları olduktan sonra böyle bir sağlık sorunuyla karşılaştığında gerçekten üzülüyor ama onlar için de iyi olmak gerekiyor. Bir şey olmaz ya. Antibiyotin bittikten sonra inşallah toparlanırız. Evet, antibiyotini bitir dedi doktorum. Bir de biraz yürüyüş yapacağız artık. Evet, yürüyüş yapman gerekiyor dedi. Ev içinde gerçekten hiç oturmuyorum ama gerçekten ev içindeki... Ya bence bunların en büyük sebebi de stres biliyor musun aslında? Evet, stres de yani ben... iki çocukla beraber çok büyük. Sabah böyle telaşı, evden bir yere gideceğiz, çıkma telaşı. Sadece o da değil aslında. Hani işimizi de biz evden yürüttüğümüz için o yüzden de biraz yani stres oluyorum arkadaşlar. İş stresleri de var ya. Yani. İş stresi sadece çocuk değil yani. Çocukların üzerine şey yapmış olmayalım. İş stresimiz de çok fazla var. Zaten bu aralar ben iyi değildim biliyorsunuz. Hep böyle bir yorgunluk hali oluyordu bende. Evet, şimdi gidiyoruz. Yani neticemizi de aldık. Tedaviye de başlıyorum. İnşallah ilaçlar bittikten sonra yine bir kan tahlili vereceğim. İnşallah o zamana da tamamen hepsi düzelmiş olur. Şimdi gidelim. Aslan Toş'a top aldık. Futbol topu oynarsınız bugün bahçede. Evet, futbol oynasınlar. Buraya yazalım. İleride büyük futbolcu olacak. Mert Aslan. Takip edin ileride. Evet, bu arada biz aslında... Mira'da tenisçi olsun istiyorum. Ben tenis sporunu çok severim. Futbol kadar severim tenisi. Yani ilgisi olursa tenise gitsin çok isterim Mira'nın da. Ne isteyecekler acaba? Ne isterlerse onu olsunlar. Ama anne baba hep böyle bir önden hayal kurar. Çocuğum şöyle olsun böyle ne olsun diye. Ne isterse hep yanlarındayım. Aynen. Yani ne istiyorsa ben şunu olacağım derse tabii ki her zaman arkalarındayız yani. Çünkü bir insanın sevmediği bir şeyi yönlendiremezsin. Neyi seviyorsa orada kendini geliştirsin yani. Başka bir şey biz hayır bu olmayacaksın, şu olacaksın diye baskı yapmayız yani. Öyle bir şey yok. Evet. Hep yanlarındayız. Benim yine gözüm doldu ay. Bir de şu ağlamama bir çözüm bulursak. Bunun bir çözümü yok mu acaba? Ağlıyorsun içindeki şeye, kötülüklere stresi de atıyorsun. Bence iyi bir şey yani. Evet, Caner mesela hiç ağlayamaz ama ben böyle bazen işte konuşurum ederim sizinle. Bir bakarsanız gözyaşlarım akıvermiş. Bunun bir çözümü yok mudur? Hay Allah'ım ya. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi eve. Daha yemek yapacağız. Bakın yolda bir bebek buldum. Bakın. Annemle geziyorlarmış dışarıda, bizi gördü, nasıl heyecanlandı. Annem, sarı kuşum. Arabaya binmek istiyormuş da dedik ki park ederken bari bindirelim. Oh, terlemiş de yavrum. Hava sıcak, yürütmüş de babaanneyi. Hı? Sarı kuşum, sana ne aldık biliyor musun? Top, hadi bakalım. Hadi oynayalım, gel. Bak ne var burada. Hey. Koş. Koş. Yakala. Küçük insan. Bakın benim oğlan neler yapmış süngerlere. Patiler atmış. Bak ne yaptın? Göster göster şurası, şurası. Nereye gitti bunlar? Yedin mi oğlum bunları? Ne yaptın? Hadi geçirelim. Kumaş çok güzel ama değil mi anne böyle? Ben çok beğendim. Evet. Alınır böyle koltuk kumaşıydı. Evet. Öbürü çok inceydi. İnceydi öteki. Oyun mu istiyorsun? Yine saklanmaya yer arıyor. Masanın altına çadır yapalım onlara. Ha, yapalım mı? Buraya da güzel bir villa da yapalım. Temizleyelim.
Annem de benim mutfak dolap işlerini silmiş. Evet. Biliyorsunuz ben bir önceki videoda evi komple kaldırdım. Yorumlarda yazmışlar değil mi Caner? Yardımcı ile anlaştın ama yardımcıdan önce bütün evi temizledin zaten. Bir hiç kalmadı. Evet, herkes de öyle yazmış. Bizim camlarımız sorun birazcık. Evet, çok fazla cam olduğu için. Cam çok cam. Camlar yapılsa bize yeter. Yani evin içini yapar Tuğba da. Evin içini yaparım da camlar arkadaşlar gerçekten. Sadece bunlarla bitmiyor yani. Yan taraflarda da kepenkler açılıp yere kadar panjurlar temizlenecek falan. O yüzden camlar çok iş geliyor. Cici oluyor mu? Oo. Ay yapıyor. Ay. Şimdi bunları oh tertemiz gelmiş. Ben bunları oh bir güzel kirletirim bunları ben oh. Yerim bunu ben. Ya gene mi gerçekten başladınız? Ben gidiyorum Mire'yi almaya. Bunları geçirmiş. Ben de baktım temizliğe baş. Aa biri de arkada. Bak bak. Ne yapıyorsunuz? Duramıyorlar. Dolap içleri temizliyorum bugün. İçlerine girdik. Bize boş durmak yok arkadaşlar. Bitirelim. Böyle elimiz bir iş yapacak. Öyle oturmak mı olmuyor? Bu arada ben de bir şeyler aldım. Ispanak aldım. Dereotu maydanoz, marul. Hani ispanak kilosu 10 TL'ydi. O yere koyuyorlar ya, o yerdekiler bile 20 liraya satıyor. Evet. Çok uygun. Marketten aldık 10 liradan. Ben de gidiyorum Mire'yi almaya o zaman. Size kolay gelsin. Hadi git gel madem. Özledik kızımızı da. Bu arada koltuğun kılıfları nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Baksanıza şunun güzelliğine. Diğeri daha inceydi. Bu böyle kırçıllı mı denir? Ne denir? Kırçıllı böyle. Krem rengi. Çok güzel oldu bu da. Böyle zaten kırlentlerimle de gayet güzel oldu. Uyumlu oldu. Ben şimdi buraların tozunu alıyorum. Sonra da yerlere vida da yapacağım. Böyle kırıntılar olabiliyor yani. Bahçeye de çok yakınız ya. O yüzden çok fazla kırıntı oluyor. Gerçekten Caner'in dediği gibi böyle 3-4 kere yani günde sildiğim oluyor arkadaşlar. Hemen suyumu da yaptım. Şimdi başlıyorum silmeye. Hoş geldin Mira. Bana ne aldın? Bana ne aldın? Hemen söyledin mi baban? Hoş geldin. Küçük insanım. Sakin sakin. Benim küçüklüğüm. Çıkart ayakkabıyı. Bak 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 sana ne aldım. Anne anne. Baby Shark aldık sana. O da dışarı istiyor. Güzel kızım. Öpebilir miyim seni? Bu ne çalışıyor? Bu ne şey çalışıyor? Böyle buralara bas bak. Bunu basınca içinde görüyor musun bak? Bas böyle. Vav. Wow. Bas. Sert bas. Gördün mü? Biz biber dolması yapmaya başladık. Miralinda da geldi. Ay çok mutlu oldum canım. Dondurma verdik. Hava günlerdir öyle sıcak ki 30 derecelerde. Abi bu kadar yeter. Yeter mi bu kadar? Yemeyecek mi daha? Bak pek bir mutlu oldu. Ye hadi ye. Yemeğe de bayağı geç kaldık. Evet, biraz geciktik yemek yapmaya. Ev trafı toplamaya başladık ya yine. Biz gitmedi mi bizden temizlik perileri? Değil mi anne? Evet, dolap içleri bitti sayılır. Bir iki tanesi kaldı, onlar da kolay artık. Şimdi biz hemen yemeğimizi de yapalım. Sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Videomu da hemen editleyeyim yemeğimi ocaldıktan sonra. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. O da oradan diyor bay bay. Ya.